Ey bu vatan gençleri! Bu vatan derken alim İslam'ın hepsi. Frenkleri taklide çalışmayınız. Frenk adeti deniyor. Hani gayrimüslim yerlere Frengistan deniyor. Frengistan genellikle de Avrupa için kullanılır bu tabir. Evet. Frenkleri taklide çalışmayınız. Ya onların hayatlarını siz de kendi hayatınıza tatbik etmeyiniz. Etmeyiniz değil mi? Evet. Aya acaba Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra, Avrupa'nın size ettiği şu kadar zulüm ve düşmanlıktan sonra hangi akılla onların sefahet ve batıl efkarlarına, fikirlerine ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Çok enteresan değil mi? Doğru. Şimdi tarihi az bir kurcalarsak, Avrupa bize ne verdi, biz Avrupa'ya ne verdik? Biz Avrupa'ya medeniyet götürdük. İşte Endülüs, işte Osmanlı değil mi? Biz Avrupa'ya merhamet götürdük. Adaletle teba nasıl idare edilir onları gösterdik. Merhametle teba nasıl idare edilir onları güzel bir şekilde gösterdik. Hem maddi hem manevi medeniyeti götürmeye çalıştık değil mi? Onlar bize ne yaptılar? Tarih şahittir ki işte Haçlı seferlerini görüyoruz. Tarih şahittir ki onlar ne zaman kendilerini güçlü hissetmişlerse İslam alemini adeta dünyayı dar etmeye çalışmışlar. Kanlarını dökmüşler, göl haline getirmişler değil mi? Çoluk çocuk, kadın ihtiyar demeden perişan etmişler. Yani savaş meydanında bir orduyu yenmek ayrıdır. O savaş meydanında yendiği ordudan sonra fethettiği yerlerle muamele farklıdır. Bunlar hepsini karıştırmışlar. Niye? Çünkü sağlam bir dinden kaynaklanmıyor bu. Bozulmuş bir din, insanların ihdas ettikleri bir dinden beslendikleri için hepsini kendi heveslerine göre ne yapmışlar? Kendilerine göre kural, kaide çıkarmışlar. Evet. Şimdi Üstadımız burada bize nazar çekiyor yani. Nazar dikkati oraya celbediyor. Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra hangi akılla onların sefahet ve batıl efkarlarına, fikirlerine ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Dolayısıyla biz sadece bir yılın dönümü, yılın başı ya da yılın sonu, gelin bunu kutlayalım manasında safiyane düşünmeyelim. Bu bir Avrupa işidir, Avrupa oyunudur. Avrupa'nın kendi sefahetlerine buldukları bir oyungahtır adeta değil mi? Evet. Bizi de çağırıyorlar, siz de gelin. Biz de seve seve giriyoruz. Bilelim ki bu işin arkasında nasıl bir plan, nasıl bir oyun, nasıl bir tuzak var. Biz de buna girmeyelim diye bir ders. Hı hı. Yok, yok. Sefihane taklit edenler, sefihane, akılsızcasına taklit edenler ittiba değil. Belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki, uyanık olunuz ki, uyanınız ki siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe, yani siz bu ahlaksızcasına ittiba etmenizin arkasında ne var? İttiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Avrupa Müslümanlara zulmetmiş, yılan gibi zehirlemiş, evet. Fırsat bulduğu anda katletmiş, bölmüş, parçalamış, ya. İçine nifak tohumları sermiş, İslamiyet'e, Kur'an'a her türlü zulmü, adaveti göstermiş. Tarih şahittir buna. Envai çeşit zulüm ve adavet ne varsa hepsini yapmış. Şimdi biz kalkıp onlar gibi onların adetlerini yaşıyorsak, dolayısıyla biz kendi dinimize, kendi milliyetimize, kendi vatanımıza bir ihanet etmiş oluyoruz. Ya. Zahiren bu masum bir eğlence, masum değil de o tabii işin içine bir sürü haramlar giriyor. Da sadece işte yılbaşı geldi, işte yeni bir yıl geliyor falan filan gibi bakmamak lazım. Olayın arka planında bu var. Bu var. Mesela bez parçası bayrak mesela. Evet. Bu bez parçası ya ne olacak, indirelim. Ama adam diyor ki işte onu indireni vurun diyor. Niye, bu bir semboldür. Yeah. Şimdi bu Noel kutlamaları bir Hristiyan'a özel bir şeydir yani. Onların sembolü yani. Şimdi kiliseye gidelim yani. Kilise, her pazar gün kiliseye gidelim. Aynı yapanların arasına karışalım. Bu olmaz ki. İşte onların adetlerini taklit etmek de bir nevi bu manada. Şimdi bir Hristiyan kurban bayramında kalksa, bir kurban kesse, sabah bayram namazına gitse ne diyeceğiz? Evet. Müslüman olmuş diyeceğiz. Yani aynı şey işte. Tabii.
bunların kültürleri, bunların sefahatlerini taklit etmek diyor. Şeyde Hamiyet davasında siz işte milletinizi, memleketinizi, dininizi seviyorsunuz manasında bir yalancılıktır. Yalancılık. Enteresan. İşte abi bu oyunların arka planını görmek belki her zaman herkese müyesser olmaz. Herkes belki onu göremeyebilir. Normal yani. Çünkü oyunlar çok kaliteli. Halil abi. Çok kaliteli olan oyunları da görebilecek gözler lazım. Dolayısıyla bu gözler başta Kur'an'dır. Ondan sonra sünnet-i Resulullah'tır. Ondan sonra onlardan ciddi manada istifade eden büyük alimlerin eserleridir. Bu gözler bu. Biz bunları kendimize göz yaparsak, gözlük yaparsak, dürbün gibi yaparsak, onlarla bakarsak meseleleri daha net görmüş olacağız. Değil mi? Evet. Çünkü şu surette ittibaınız milliyetinize karşı bir istihfaftır, hafife almaktır. Ve millete bir istihzadır, alaya almaktır milleti. Mazide dönelim. Bütün büyük ve onlarla iftihar ettiğimiz ecdadımızı alalım karşımıza. Ve diyelim ki biz yıl başında şöyle bir kutlama yapıyoruz. Sizin fikrinizi bize bir söyler misiniz? Ne diyecekler? Ya siz frenksiniz, siz bizimle bir alakanız yok diyecekler. Bizi kısır bıraktınız, bizi akim bir kıyas yaptınız diyecekler yani. Değil mi? Niye? Çünkü yani biz sizin için mi, gerçi Allah için savaşmışız, onu biliyorlar elhamdülillah da. Sizin için mi savaşıp bu vatanı size emanet bırakalım, rahat bir şekilde yaşayın diye. Çanakkale'de şu kadar genç niye ölmüş? 14 yaş, 15 yaş, 20 yaş, 25 yaş olan gençler niye orada şu kadar binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan katledilmiş? Toplum işte bu gibi projelerle yozlaşıyor. Evet. Adeta asimile oluyor. Özünden, kendi benliğinden, işte İslami örfünden, milli değerlerinden, kültürel bağlarını koparmak suretiyle vesaire. Bu şekilde mahiyetinden, hakki mahiyetinden uzaklaştırılıyor. Ondan sonra da tabii dinde laubali olan insanları, hamiyetperver olmayan insanları mağlup etmek elbette kolay. Onlara her türlü istediğiniz hileyi, tezgahı kurabiliyorsunuz. Evet, anladım.